Dostlar merhaba. Hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, yeni nesil AYT edebiyat konu anlatımlarına devam ediyoruz. Geldik 17. dersimize. 17. dersimizde artık sınavda çok önemli bir konu. 3-4 tane soru hemen hemen her sene çıkıyor. Divan Edebiyatı'na bir giriş yapacağız. Bu ilk dersimiz olacak Divan Edebiyatı ile ilgili. 2-3. video ile tamamlayacağım diye düşünüyorum. Burada Divan Edebiyatı'nın genel özelliklerini, Divan Edebiyatı'nın dönemlerini, Divan Edebiyatı'nın içindeki akımları, bazı edebi akımlar da var bize ait. Onlara tek tek bakacağız. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Tabi önce birkaç tane edebiyat terimi vereyim size. Mini bir sözlük. Akıcılık ne demektir? Sözcük ve cümlelerin dile takılmadan kolayca okunabilmesi için anlatılmak istenen düşünceler Düşüncenin rahatlıkla anlaşılır şekilde ifade edilmesidir. Akletizm felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşmayanları bir yana bırakma eğilimi. Edebiyatta ise birbirine aykırı çeşitleri bağdaştıran geniş sınırlı zevki ifade eder. Akrostiş biliyorsunuz kelimenin böyle harflerini alt alta yazıp şiir yazma işidir. Buna divan edebiyatından muvas şah. Ya da istihraç denir. Eski Yunan ve Latin edebiyatında ise 3 dize olarak tanımlanmıştır. Akis, aks sanatıdır. Bir edebi sanattır dostlarım. Bir cümlede, bir dizede iki sözcüğün ya da sözcük topluluklarının yerleri değiştirilerek yapılan söz sanatı. Ne diyor rahmetli Kayağan? Allah'ım neydi günahım? Aks edecek. Günahım neydi Allah'ım şeklinde. Cümle ya da dizede bir sözcük diğerinin önüne ya da arkasına getirilerek cümle ya da dize tekrarlanır. Buna da aks sanatı denir. Haydi konumuza başlayalım. Divan edebiyatı Türklerin İslam dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı bir edebiyattır. Çözdüğümüz sorularda bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Divan edebiyatı genellikle halk edebiyatıyla kıyaslanarak sorulur. E şimdi halk edebiyatına baktığımızda yazılı ürünler olsa da genel anlamda sözlü bir edebiyat demiştik. Oysa divan edebiyatı yazılı bir edebiyattır. Unutmayalım dostlar. Divan edebiyatına yüksek zümre edebiyatı, havas edebiyatı, klasik Türk edebiyatı gibi isimler de verilmiş. Ama daha sonra Yahya Kemal biliyorsunuz bizde İslamiyet sonrasını detaylı bir şekilde inceleyen önemli edebiyatçılardan da biridir şair olmasının yanında. Bir yazısında... Divan demiş, divan edebiyatı demiş ve bu terim kalmış. Divan edebiyatı diyoruz. Oysa divan bu şairlerin şiirlerini topladıkları el yazması defterlerin adıdır. Ama işte divan edebiyatı demiş bir kere ve öyle de kalmış. Divan edebiyatını besleyen bazı kaynaklar vardır. Yani bir divan şairi Kur'an ayetlerini bilir. Hadisleri bilir fıkıh, kelam, tasavvuf, mitoloji, astronomi, musiki, tıp gibi birçok alanda bilgisi olan o dönem için o dönemin entelektüel insanlarıdır. Kalbur üstü insanlarıdır. Bizim Karaca olan gibi böyle köy köy kasaba kasaba sırtında sazıyla gezen kişiler değil o dönemin işte kallafi adamlarıdır. Divan şairleri. Bu edebiyat kıymetli dostlarım biçimci bir edebiyattır. Ne demek hocam bu? Yani estetik güzellik ön plandadır. Şairler ne söylediklerine pek fazla odaklanmamış. Bunun nasıl söylediklerine odaklanmışlar. Yani içeriği, konuyu pek önemsememişler. Zira 600 yıl boyunca her şair hemen hemen aynı konuları işlemiş. Aşk, şarap, kadın veya tanrı sevgisi vesaire. Bu tip konular hep ele alınmış. Ama burada mühim olan nedir? Nasıl söyledikleri yani üslupları. Üsluplarına çok önem vermişlerdir. Hatta şiirin içine bile etmişlerdir. Sırf üslubu güzel olsun diye. İnsanın iç dünyasına yönelik soyut ve kitabi bir edebiyattır. Hocam bu ne demek? Şu demek beni canımdan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yan dağımdan. Muradım şemi yanmaz mı? Diyor ya Fuzuli. Belki de böyle bir hatun hiç olmadı. Yani Fuzuli hayal ettiklerini bizimle paylaşır. Oysa bir karaca olan bir kız bana emmi dedi neyleyeyim derken bu olayı gerçekten yaşamıştır. Yaşadığı bir şeyi bizle paylaşmıştır ya da gördüğü bir şeyi bizle paylaşmıştır. Onun için halk edebiyatı somut, divan edebiyatı soyut bir edebiyattır. Bu ayrımı yapmamız lazım. Divan şairleri medrese eğitimi almıştır efendim. Yani o dönemin kallafi adamları yani böyle kalbur üstü yüksek zümrede bulunan insanlarıdır. Böyle sona, saray ve konak çevresinde takılırlar. Öyle halk arasında pek fazla takılmazlar. Tüm şairlerin kullandığı mazmumlar vardır. Hocam mazmun ne demektir? Klişeleşmiş, kalıplaşmış sözler, benzetmeler. Örneğin sevgilinin kirpiklerinin oka benzetilmesi ya da boyunun serviye benzetilmesi gibi hemen hemen her şair bu kalıplaşmış mazlumları kullanmıştır. Ha ne zaman ki bir şair kullandığı mazmunda bir özgünlük yakalamıştır, bir güzellik, bir güç yakalamıştır işte o zaman çok kuvvetli bir şair olarak tanımlanmıştır. Divan edebiyatının kendine has nazım biçimleri vardır ki bu nazım biçimlerinin büyük bir çoğunluğu Arap ve Fars edebiyatından gelmedir. Türklerin de içine karıştırdığı bazı nazım biçimleri olsa da ancak gazel kıymetli dostlarım baş tacıdır. Yani bir şair, Fuzuli, Baki vesaire bunlar hünerlerini bakın ben böyle bir şairim. Hünerlerini gazelle göstermiştir. Çünkü gazel dışında mesneviymiş, kasideymiş, diğer türlermiş. Bunlar pek dikkate alınmamıştır. Eğer sen iyi gazel yazıyorsan iyi şairsin demektir gelmiş, böyle bir gelenek oluşmuş ve şairler gazeli baş tacı yapmıştır. Tıpkı halk edebiyatındaki koşma gibi dostlarım unutmayalım. Şiirlerin özgün bir başlığı yoktur. Tıpkı halk edebiyatındaki gibi şiirler rediflerine göre, kafiyelerine göre, içinde tekrarlanan kelimelere göre ya da kendi nazım biçimiyle gazel, kaside şeklinde adlandırılmıştır. Divan edebiyatı başlangıçta Arap ve Fars edebiyatlarını taklit ederek başlamasına rağmen daha sonra bu edebiyatları geçebilecek düzeye de ulaşmıştır özellikle 16. yüzyılda. Gelin divan edebiyatını bir özetleyelim. Aynı tabloyu hatırlarsanız halk edebiyatında da görmüştük. Konu: Aşk, şarap, kadın, sevgili, din, kadercilik gibi konular soyut bir biçimde ele alınmıştır. Dil ve anlatım: Dil Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımından doğan bir Osmanlıca. Yalnız bu Osmanlıcayı konuşma dili olarak düşünmeyin. Yani konuşma dili. E zaman aracına binelim 16. yüzyıla gidelim Fuzuli ile oturalım sohbet edelim. Kahvemizde içeriz, sohbetimizde ederiz. Çok da güzel birbirimizi anlarız. Ya Fuzuli bize bir şiir yaz dediğin zaman işte anlaşılmazlıklar orada başlar. Yani yazı dilinde. İşte yazı dilinde Osmanlıca dediğimiz tiz refdar olanın payına namet dolaşır gibi böyle anlaşılmaz bir dil oluşmuş. Türkçe, Arapça, Farsça karışımından doğan bir dil. Zaten biz üniversitedeyken bol bol çeviri yapardık. Böyle Osmanlıca metinleri çevirmeye çalışırdık. Ve metni okurken ben hep şunu derdim. Ya mübarek keşke sadece Arapça yazsaydın ya da sadece Farsça yazsaydın. Zira metne bir başlıyorduk çeviri için. Cümle Türkçe başlamış. Arapça devam ediyor. Farsça bitiyor cümle. Ya yani tek bir cümle. Önümde üç ayrı sözcük var. Eski Türkçe sözcük Arapça sözcük, Farsça sözcük, bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum. E, dillerin biçimleri de birbirinden farklı, sadece kelime farklılığı yok ortada. E, Halle çözemiyorsun bir türlü cümleyi. Ve derdim ben ya rahmetli keşke Arapça yazsaydın. Yani sadece Arapça yazsan çözmesi daha kolay olurdu. Ya da sadece Farsça yazsan çözmesi daha kolay olurdu derdik. Neyse, anlatımı süslü, ağır ve kapalıdır unutmayalım. Ölçü ve uyağa baktığımızda hakim olan ölçümüz aruz ölçüsü. Araplardan öğrenilmiş bu. Bunu anlatmıştım daha önce. Tam ve zengin uyağı tercih etmişler. Yarım kafiyeyi uyaktan saymamışlardır. Ve şiirlerinde göz için kafiye anlayışını benimsemişlerdir. E zaten divan edebiyatı dışında bir divan edebiyatı bir de tanzimat edebiyatının birinci dönemi. Bu ikisi dışında kafiye hep kulak içindir. Halk edebiyatında, Servet-i Fünun'da, Fecrati'de, Milli Edebiyat'ta vesaire. Nazım birimi ağırlıklı olarak beyit. Ha, dörtlük bentler de var tabii ki. Ve bu beyitlerin en temel özelliği parça güzelliği esasının bulunmasıdır. Ki bu özellik de yine sadece divan edebiyatına has bir özelliktir. Hocam ne demek parça güzelliği? Yani bir gazel düşünelim. Beş beyitten oluşuyor. Her beyit kendi içinde bir şiir. Her beyit de farklı bir konu. O beyitte değişen bir konu tutup da ikinci beyite taşırılmıyor dikkat. Nazım biçimleri Gazel, Kaside, Mesnevi, Rubai gibi çoğu Arap ve İran kaynaklı nazım biçimleridir. Kendine has nazım biçimleridir bunlar. Bunlar bestelenmez şarkı dışında. Şarkı diye bir nazım biçim var. Türklerin kazandırdığı bir de tuyu vardır. Şarkı bestelenir ama diğerlerinde beste yoktur. Zaten aruz ölçüsü o musikiyi zaten sağlamaktadır. Düz yazı türlerine baktığımızda bir kere divan edebiyatı tıpkı halk edebiyatı gibi şiirin egemen olduğu bir edebiyattır. Şiirdir baş tacı olan ama bununla birlikte yine de teskire, menkıbe, siyer gibi düz yazı türleri de divan edebiyatı içinde kendisine yer bulmuştur. Evet kıymetli dostlarım gelelim divan edebiyatında akımlara. Tasavvuf, sepki hindi, türki basit ve mahallileşme akımlarına bir bakacağız. Evet tasavvuf akımı kıymetli dostlarım bir inanç ve düşünce sistemidir. 8. yüzyılda biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi ile birlikte Horasan'da doğmuş. Sonra Hoca Ahmet Yesevi'nin Horasan'dan gönderdiği Alperenler işte Hacı Bektaş Veli falan onlarla birlikte özellikle 13. yüzyılda Anadolu'da gelişmiş bir inanç düşünce sistemi. Bu düşünce sisteminin temelinde ne yatar? Evrende tek varlığın olduğu. O tek varlığın dışındaki diğer varlıkların ise onun yeryüzündeki yansıması olduğu görüşü. Yani bir tek Allah var. Allah dışında başka bir şey yok. Eğer var dersen tasavvufa göre şirke düşmüş oluyorsun. Bir tek tanrı var. E burada bir lamba görüyorum, çerçeve görüyorum. Bunlar yok mu? Tasavvufa göre yok. Tasavvufa göre gördüğümüz her şey tanrının bir yansıması, tanrının bir parçasıdır. Tasavvuf bunu böyle ifade eder. Hemen hemen bütün şairler tasavvufla ilgilenmiştir. Hele ki 13. yüzyılda 14. yüzyılda tasavvufla ilgilenmeyen döverler. Yani o dönem tasavvufla ilgilenmeyen yok. Bir tek Hoca Dehani var. İşte onun için zaten Hoca Dehani divan şiirinin kurucusu kabul ediyor dostlarım. İlk defa din dışı konularda tasavvuf dışında konuları ele aldığı için. Yazılan tüm eserlerde tasavvuf düşüncesi sembollerle anlatılmış. Aşk bu Allah aşkıdır. Aşık işte Allah'a aşık olan kişi, maşuk Allah'ın kendisi, hüsn güzellik, Tanrı'nın güzelliği, kemalle, meclisi işret, şarap, humhane, kase, kadeh, cam, saki bunların hepsi tasavvufta kullanılan sembolik ifadelerdir unutmayalım. Temsilcilerine baktığımız zaman şuraya bir not düşmenizi istiyorum. 13. yüzyıl, 14. yüzyıl şairlerinin tamamı neredeyse Hoca Dehani dışında tamamı ama illa isim vereceksek Mevlana, Şeyyat Hamza, Gülşehri gibi isimlerde biz tasavvufun etkisini görüyoruz. Peki geliyorum Türki basit akımına. Şimdi kıymetli dostlarım 15 ve 16. yüzyıllara gelindiğinde divan şiiri içinde bir kısım şairler ortaya çıkıyor. Dilde Türkçecilik biçim ve özde yenilik yapmaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü 13. yüzyıldan sonra dilimize Arapça ve Farsça kelimeler yazı dilinden bahsediyorum. Bak tekrar o ayrımı yapalım. Yazı dili. Yazı diline Türkçeden, Arapçadan ve Farsçadan kelimeler girmeye başlıyor. E, pabuç bedava mı? Birileri buna tepki gösterecek değil mi? Birkaç tane şair bir araya geliyorlar ve diyorlar ki dilde Türkçecilik. Yani öz Türkçe'ye dönelim. Türkçe elden gidiyor çünkü diyorlar. Bu akımı benimseyen sanatçılar diğer divan şairleri gibi aruz ölçüsünü kullanmışlar. Nazım biçimlerini kullanmışlar. Ancak şiirlerini öz Türkçe ile kalem almaya çalışmışlar. Ancak bu akım çok fazla yaygınlık kazanmamıştır. Niye? Çünkü bu akımı başlatan şairlerin büyük bir sanat gücünde olmamaları Tabii bir dezavantaj. Şöyle düşünelim dostlar. Şimdi o dönem 15. yüzyıl, 16. yüzyıl. Karşı kadroya bir bakalım. Karşı kadro, kadro Barcelona. Yani o dönemin Barcelona'sı gibi. İşte Azerbaycan'da Fuzuli diye bir adam var. İstanbul'da Baki diye bir adam var. Şeyhülislam diye bir adam var. E şimdi Baki, Fuzuli, Şeyhülislam, Yahya gibi şairler dururken kim takar Aydınlı Visali, Edirneli Nazmi, Tatavlalı Mahremi gibi isimleri? Duydunuz mu bu isimleri? Yok. Yani bunlar gariplerin birazcık şey kalıyorlar diğerlerinin yanında. Ezik kalıyorlar çünkü sanatçı yetenekleri de bir Baki gibi, bir Fuzuli gibi değil. Dolayısıyla karşıda kadro Barcelona efendim. Yani onların karşısında pek ses çıkaramıyorlar. O büyük ustalar, Bakiler, Fuzuliler bunları da desteklemiyorlar. Desteklemedikleri için ve bunlar da divan şiiri geleneğinden kısmen kopmadıkları için çünkü aruz veznini ve şeyi divan nazım biçimlerini kullandıkları için bu akım pek de e, kalıcı, pek de büyük bir etki yaratmıyor. Ancak Türkiye basit akımın meyvesini ne zaman verecek? 300 yıl sonra. Yeni lisan hareketiyle Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının başlattığı yeni lisan hareketinin çıkış noktasıdır. Türkü basit takımı unutmayalım dostlar. Peki geliyorum Sepki Hindi yani Hint tarzı akımına. 17. yüzyılda kıymetli dostlarım bazı İranlı şairler Canları sıkılmış bir Hindistan'a bir gidelim gelelim demişler. Hindistan'a gidince orada yeni bir şiir tarzı öğrenmişler. Onu getirip topraklarına uygulamışlar. E bizim cumhuriyette var mı var cumhuriyeti onlar da var bizde de olsun diyerek 17 ve 18. yüzyıldan sonra bizim edebiyatımızda da bu akım oluşmaya başlamış. Peki bu akımın amacı ne? Söz sanatlarını bırakıyoruz demişler. Şiirde anlamı derinleştiriyoruz ve son derece kapalı şiirler yazıyoruz. Yani öyle bir okuyuşta, iki okuyuşta, üç okuyuşta şiir kendini ele vermeyecek. Böyle beş altı kere okuyacaksın ki ancak anlayasın. Açık ve öz söyleyişi bırakacağız. Güç anlaşılır bir şiir oluşturacağız. Az sözde çok şey anlatacağız. Yani bir beytin açıklaması sayfalarca sürsün. Şiirde yaşanan dünyaya değil derin acılara, tasavvuf görüşlerine yer vereceğiz. Herkesçe bilinmeyen mazmumlar kullanacağız. Yeni mazmumlar oluşturacağız. Geniş hayal gücüyle yeni mecazlar oluşturacağız. Söz ahengini önemseyeceğiz ve mısralarda musiki yaratacağız demişler. Şimdi bunların İran'daki temsilcileri Tebrizli sahip Buharalı Şevket bizi ilgilendiren Türklerdir. Neşati, Naili Kadim ve tabi ki Şeyh Galip Sepki Hindi akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Peki geliyorum Mahallileşme akımı Benim de en sevdiğim bu 16. yüzyılda başlamış efendim 18. yüzyılın sonunda belirgin hale gelmiş Şiirde İstanbul şivesine ve İstanbul tabiatına Daha fazla yaklaşmak amacı güden bir şi e akımdır Bu akım halk edebiyatındaki aşık tarzı söyleyişle yani o karaca olanlar falan. Şehirde gelişen halk dilinin ve divan tarzı söyleyişin birleşmesidir denilebiliriz. Onun için çok güzel gelir işte Nedim'in, Baki'nin şiirleri. Mahalleleşme akımı divan şiirinin hayalci ve soyut dünyasına somut güzellikler getirerek, gündelik yaşamı sokarak tepki koymuştur diyebiliriz. Hatta bazı şair, şairler hece ölçüsüyle türkü bile yazmıştır ki bunlardan en şaşırtıcı olanı da Şeyh Galip'tir. Şimdi Nedim desem Nedim zaten temsilcilerinden. Baki, Endürün Vasıf gibi. Ama Şeyh Galip biliyorsunuz tepki hindidir. O bile etkilendi. Hece ölçüsüyle bir türkü yazdı. Hatta yetmedi. Bu türküyü aldı. Divanına koydu efendim. Yani dikkat. Ee, bu akım ciddi anlamda şairleri etkilemiştir. Peki gelelim divan edebiyatının dönemlerine. Bunları burada iyi belleyin değil mi? Sanatçıları size anlatırken bu dönem dönem özellikleri bize lazım olacak. 15. yüzyıl, 14. yüzyıl, 16. yüzyıl dediğimde hangi dönemi kastettiğimi biliyor olmanız lazım. Dolayısıyla burayı iyi bellemenizi istiyorum. Şimdi kuruluş devri dediğimiz dönem işte 11. yüzyıl ilk defa Yusuf hacip işte Kutadgu Kubili'yi yazmış. Arzu ölçüsü ilk defa kullanılmış falan. Sonra 11. yüzyıldan geliyoruz. 12 13. yüzyıla kadar. Bu dönemde şimdi bizim şairlerimiz divan şiirini öğrenme safhasındalar. Dolayısıyla Türkçe kelimeler daha fazla İran edebiyatı inanılmaz bir şekilde bizi baskısı altına almış. Türk şairleri aruz ölçüsünü kullanmada biraz beceriksiz. Bu bakımdan Türkçe eser yazmakta çok zorlanıyorlar. Çünkü aruzu kullanmaları gerekiyor, olmuyor. Daha çok çeviri eserler ortaya koyuyorlar. Arapça, Farsça eserleri Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorlar. Ve tasavvuf hekimin, akımının en etkili olduğu yıllar kuruluş devridir diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar, 15. yüzyıla kadar sürüyor bu dönem. Sonra geçiş devri dediğimiz bir dönem var. Türk şairlerinin şiirde köklü değişiklikler yaptıkları bir dönem yani... Arapça, Farsça kelimelerin yavaş yavaş dile girdiği, yazı dilinin Osmanlıca özellikler göstermeye başladığı, işte Arapça, Farsça, Türkçe yavaş yavaş böyle kaynaştığı bir dönem ve bizim şairlerimiz artık aruz ölçüsü de Türkçe şiir yazmayı da bu dönemde öğrenmişler. Fakat hala daha Arap ve Fars şairlerini geçecek, onlardan daha iyi, daha güzel şiir yazabilecek noktada değiller henüz. Dilde yabancı kelime girmesi bu dönemde hızlanıyor. Yavuz Sultan Selim zamanına kadar bu dönem devam ediyor. Sonra klasik devir. İşte muhteşem yüzyıl. Muhteşem Tüleyman. Evet klasik devir. Tıpkı Osmanlı'nın 16. yüzyılında olduğu gibi divan edebiyatı da zirveleri yaşamıştır. Kimlerdir bunlar? Anadolu'da bir baki vardır. Azerbaycan'da bir fuzuli vardır. Çağatay sahasında Alişir Nevai vardır ki bu üçünü topla kadro Barcelona işte. Yani divan edebiyatının en güçlü şairleri bu dönemde ortaya çıkmış bir asırlık ihtişam dönemi diyebiliriz. Artık Arap ve Fars şairlerini bırak taklit etme efendim onlar bizimkileri taklit eder. Safaya gelmişler. Taklidi bırakıp bizimkiler yaratıcı safaya geçmişlerdir. Birinci Ahmet zamanına kadar sürmüştür. Sonra efendim yenileşme dönemi. 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı'da biliyorsunuz Tanzimat Fermanı ile birlikte batılılaşma adına birçok yenilikler yapıldı. Bu dönemde batıya giden bazı öğrenci ve sanatçılar batılı yaşam tarzı, batılı edebiyat, batılı sanat, batı kültürü bunlarla tanışıp ülkelerine döndüklerinde işte Şinasiler, Namık Kemaller falan kendi topraklarında yeni bir sanat anlayışı oluşturmaya çalıştılar. Bunlara Encümeni Şuara denir dostlarım yazalım. Encümeni şuara. İşte bu Namık Kemaller, Ziya Paşalar hep encümeni şuaranın içindedir. İşte bunlar Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nı başlatacaklar divan edebiyatını sonlandırmak için. Evet kitabımızdan örnek bir soru ki bu kitabın satış linkini yorumlara sabitleyeceğim dostlar oradan inceleyebilirsiniz. Divan şiiri ile ilgili yukarıda numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 13 ve 19. yüzyıl arası şuraya nokta koyacaktı. Arası Anadolu'da ve İslam dini temelli şiir geleneği, Türk-Arap-İran edebiyatları karışımı bir ortak kültürün ürünüdür. Doğru. Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Yani parça güzelliği esası vardır. Doğru. Konuyu içeren başlıklar olmadığı için şiirler nazım biçimlerine göre ya da rediflerine göre adlandırılmıştır. Doğru. Su kasidesi ya da sadece kaside. Tamam. Soyut bir edebiyat olduğundan insan ve doğa gerçekteki durumundan farklı işlenmiştir. Doğru. Ulusal edebiyat ürünü olarak bir kere ulusal değildir. Geçtik. Türk toplumunun duygu ve düşünce dünyasına dair güncel konular ele alınmıştır. Hayır bunu yapan halk edebiyatıdır. 5 numara bakın A'da dikkat edin. Bunu yapan halk edebiyatıdır. Divan şairleri toplumsal sorunlarla ilgilenmemiştir. Zaten adamlar sarayda takılıyor. Yani adamların ahbabı Ahmet Paşa, bilmem ne vezir, bilmem ne kaz asker falan onlarla takılıyor adamlar. Kim takar? Kunduracı Mahmut Usta'yı. Değil mi? Haliyle bunların böyle e, toplumun duygu düşüncelerini yansıtma gibi bir dertleri olmamış. Hocam hiç mi yok divan şairleri için? Elbette var. Bir Bağdatlı ruhi var mesela. Bir nefi var mesela ama onlar istisnayı oluşturur. Bir genelleme yapacak olursak divan şairleri toplum sorunlarıyla çok fazla ilgilenmemiştir. Evet teşekkür ediyorum dostlar. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.